Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoda hoş geldiniz. Bu videoda futbol gündemindeki bazı konuları ele alıp konuşacağım. Bayağıdır da video yapmıyorum zaten. Bayağı da biriken haberler olduğu Birçok olayımız var. Bunları sırayla konuşacağım, ele alacağım. Haydi başlayalım. Evet ilk olarak daha taze gerçekleşen bir olaydan bahsedeceğim. Zlatan İbrahimovic futbolu bıraktığını açıkladı. 41 yaşındaki dünya yıldızı futbolu bıraktı. Her sene adam her sene bir dalga konusu değil de aslında bir alıyor alıyordu herkes artık genç yetenek her defasında geleceği parlak diye bir şey yapılıyordu artık ama hatta 2050'ye kadar oynar diye sürekli söylenen adam artık bıraktı yani artık yeter dedi. Milan'da kariyerini noktaladı. 495 gol. Kayıtlı kariyerinde 500'ü e tamamlayamadı o yüzden. Müthiş bir kariyer. Birçok takım gezdi. Çoğunda da çoğunda da sanırım gezdiği tüm takımlar zaten illa bir kupa aldı sanırım. Amerika'da da almış mıydı hatırlamıyorum ama. Birçok takımda oynadı. Birçok ligde mücadele etti. Birçok kupa aldı ve kariyerini bu şekilde noktaladı. Üzücü bir veda oldu ama 1-1 bir bir olacak zaten bunlar. Yakında Ronaldo Messi bıraktığında üzücü duygular içerisine gireceğiz. Ve onların gidişini izleyeceğiz. İbrahimovic artık futbolda yeşil sahalardan uzak. Belki yeşil sahaların kenarına belki bir tenis direkt olarak gelebilir ilerleyen zamanlarda umarım. Ben de onu işte is aslında istiyorum ama bakalım ne olacak ama İbrahimovic artık profesyonel futbol kariyerini noktaladı. Evet yeni haberimiz için bir ülkemize gidelim. Şampiyon Sporta Süper Lig şampiyonu Galatasaray. Geçtiğimiz hafta oynanan Ankara Gücü maçında bunu garantiledi. Çok da güzel bir oyun oynayarak. Ki ben bu videoyu derbi sonrasında çekiyorum. Fenerbahçe'dir. Rahat bir şekilde yenmeyi başardılar. Yani bayağıdır da zaten belli ediyorlardı zaten şampiyon olacaklarını. Özellikle o 14 maçlı galibiyet serisinde zaten buradan vermez diye düşünüyordum ben. Fenerbahçe yeni yarışın içerisinde tutunuyor ama bazı saçma puan kayıpları. Derbilerde de galibiyet alamamalar onlara bayağı pahalıya mal oldu. Galatasaray Cumhuriyet'in 100. yılında şampiyon olarak güzel bir sevinç yaşadı. Ve bu şampiyonun mimarlarının belki de en büyüğü Mauro Icardi'de Simge Sağın'la yaptığı düetle adından söz ettirdi gerçekten. Güzel bir performans izledi Icardi'den. Arjantin oyuncudan Türkçe şarkı performansı gayet iyiydi bence. Beğendim şahsen Icardi'nin performansını. Galatasaray genel olarak sezonunda zaten sezona aslında durup başlamıştı. Zoraki puan kurtarıyorlardı falan ama sonrasında oyunlar düzeldi. Kadro tamamlandı. Transferler bitti. Oyun oturdu ve sonunda da şampiyonluk geldi. Tebrikler buradan Galatasaray'a. Buradan da yeni haberimize geçelim. Yine ülkemizde duralım. Zira Türkiye Kupası finali oynanacak. Bildiğiniz üzere Fenerbahçe ve Başakşehir arasında maçın birçok ihtimali var. Fenerbahçe kazanırsaydı 4. sıradaki Adana Demirspor Konferans Ligi'ne gidiyor sanırım. Eğer Başakşehir kazanırsa Başakşehir gidiyor. Yani Adana Demirspor taraftarlarının şu anda Fenerbahçe'yi destekleme zorunda kaldığı bir senaryo içerisindeyiz. Avrupa'ya gitmek istiyorlarsaydı. Öte yandan Fenerbahçe ikinciliği de kaybetmeye çok yakın. En son zaten derbide de mağlup oldular. O derbi mağlubiyetinden sonra Başakşehir'e karşı acaba ne yaparlar bilmiyorum. İkinciliği de kaybedebilirler. Ve Fenerbahçe uzun zamandır da kupa alamıyor. Kaç 9 yıl mı oldu artık bilmiyorum. Bayağıdır kupa alamıyorlar. Ama karşılarında da Avrupa'ya gitmek için son şansı olan Başakşehir var. İzleyip göreceğiz bakalım nasıl bir maç yaşanacak. Merakla bekliyoruz o finalde. Şimdi sağdaki haberimize geçelim. Yine aslında üzücü bir haber diyebilirim. Arabistan takımları durmuyor. En son Ronaldo al nasıl etmişti. Bir üzülmüştük. Şimdi de son balondor d'Or kazananı Benzema al itiyatlanlaştı. anlaştı. 3 yıllık 600 milyon euro yanlış demediyseydim kazanacak çok deli paralar bunlar. Yani Benzema da gitti Arabistan'a. Messi'nin de gideceği konuşuluyor. Messi de ayrı bir konumuz. Onu da konuşalım şimdi demiş gelin. Messi'nin de gidebileceği konuşuluyor. Al, Al Hilal iddiaları yine ortada. Barcelona iddiaları da var. Messi'nin babası Arabistan'ı istiyormuş. Barcelona'da mali Krizi sanırım yönetmeyi başarmış ve şu anda Messi'yi alabilecek durumdaymış. Karar Messi'de. Bakalım Barcelona'ya dönecek mi? Arabistan'a mı gidecek? Messi ile, Messi ile Ronaldo'yu acaba Arabistan'da mı izleyeceğiz izleyeceğiz? ile birlikte bilmiyorum. Bunu göreceğiz. Arabistan demişken yine bir Arabistan haberi. Bu sefer Enkolo Kante ve birkaç diğer yıldız diyebilirim. Şimdi fotoğrafta tahminen Kante vardı sadece ama Busquets, Jordi Alba... Obama Young gibi birçok ismin de Arabistan takımlarına yazıldığını söyleyeyim. Ronaldo şöyle bir açıklama yapmıştı. Arabistan Ligi çok gelişecek. En iyilikler arasında girecek demişti. Ben ve benim gibi düşünenlerin çoğu bunu hadi oradan deyip geçmiştir ama Arabistan'ın maddi varlıkları sayesinde ligin kalitesi gerçekten oyuncular sayesinde artacak. Yani bilmiyorum. Çok dengesizlik ama bu, bu kadar para gerçekten çok dengesizlik. O maaşlar falan ne nedir öyle bilmiyorum. Ya umarım herkes gitmez Arabistan'a çünkü gözümüzün önünde izleyebildiğimiz adamlar bir anda paralar, büyük paralar karşılığında Arabistan'a gidecek. Onlar da haklı o paraları kazanmak gerçekten çok güzel bir duygu olsa gerek. Ama yine de insan iste istemez gitmelerini istemiyor yani. Bakalım. Neler yaşanacak önümüzdeki günlerde. Tahminen yine bir günde sohbeti yapacağız. Bu tarz konuları yine ele aldığım birkaç tane daha video yaparım. Çünkü transfer dönemine gireceğiz zaten. Sezon bitti. Sık sık böyle bir video yaparım. Ve son bir konumuz var. O da Şampiyonlar Ligi finali. Manchester City mi Inter mi? Neler yaşayacak bakalım o finalde. Yani favori Manchester City. Ben şöyle söyleyeyim. Ben Inter taraftarıyım diyebilirim. Yani İtalya'da sempoet duyduğum bir takımda Inter. Kazanmasını isterim. Ama Manchester City'de zaten uzay futbolu oynuyor. Premier League'de de zaten şampiyonluğunu aldı. Birkaç hafta öncesinden. Haaland çok formda. Takımın genel anlamı çok formda. İzleyip göreceğiz. Manchester City net favori ama Inter nasıl bir mücadele verecek bunu görmek isterim. Ve finalde de iki Türk var. İlkay ay tam olarak hani Almanya milli takımda falan olsa o da bizden biri. Adam balık esirli abi yani ne yapacağım. Adam balık esirli de düğün yaptı yani. Hakan da Bayburtluydu sanırım yanlış bilmiyorsam. İki Türk'ün finalde karşılaşmasını izleyeceğiz. Biri kazanacak. Bakalım Hakan mı İlkay mı olacak. Bunu izleyip göreceğiz. Ama ben tekrardan söylüyorum. Favori Manchester City ama ben gönlümde Inter'den yanayım <laughs> diyerek videoyu da burada noktalayayım. Son günlerde konuşulan birkaç konuyu ele aldım. Sizde fikirlerinizi lütfen belirtin yorumlara. Sizlerle sohbet etmek isterim hatta. Kanalı da büyütebilirsek sizlerle de aslında aranızdan birilerini alıp sohbet bile edebilirim. Aklımda uzun zamandır bulunan bir konsept bu. Böyle bir şey de isterim. Lütfen yorumlarda belirtin fikirlerinizi. Like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar.